gerçek bir hikayedir. Haberler geçti. Donanmayı selamlayın. 1942, Güney Pasifik. Yeni yılın gelmesiyle USS Enterprise gemisi ve 2000 kişilik mürettebatı torpido, bombardıman ve avcı uçaklarıyla Japonları ziyarete hazırlanıyor. Pearl Harbor'a yapılan taarruz, Amerikan havacılarının akıllarında hala tazeliğini korurken, aldıkları karara göre intikam, en iyi dumanı üstündeyken yenen bir yemektir. Şef, ben Aldrich. Radyo farda onu kaybediyorum. Hadi, nereye gidiyorsun? 16 Ocak 1942. Şef, izini kaybettim, tamam. Yaklaştık mı şef? Onu uyarayım, belki telsizi bozulmuştur. Şef! Bizi duyabiliyor musun? Tamam. Açık ve net çocuklar. Sadece rüzgarın esmek istediği yönü söylemesini bekliyorum. Asıl sürüklenme açısını ölç, dalga boylarını böyle okuyamıyorum. Tamam şef. ...15 derece. Önceki seyirle aynı şef. Bu doğruysa doğuya gidiyor. Batı sanmıştım. Doğuya dönüyorum. Mavius 6 Tera 14 konuşuyor. Kerteniz talep ediyoruz. Telsiz sessizliğini bozduk. Anlaşıldı, bize bir yön lazım. Şef, 79 yönümüzde seyir halindesiniz, tamam. Anlaşıldı, 79'dasınız. 79 doğrulandı, hesabıma göre hala çok uzaktayız. Denemeye devam et. Mavius, 6 Tera 14 konuşuyor. Duyuyor musunuz? Cevap ver. Şef? Devam et. Orta frekansta Japonca duydum. Fişi çektim. Anlaşıldı. Morse koduyla devam edelim. Morse kodu anlaşıldı. Yakıt durumu nedir peki? Düşük. Pastula, irtifa kazanmalıyız. Mühimmatı at. Tamam, anlaşıldı. Bombalar bırakılıyor. Aldrich, orta frekansa gir. Ama Japonlar. Yap şunu. Mavius, burası 6 Tera 14. Duyuyor musunuz? 6 Tera 14'ten Mavius'e. Cevap ver Mavius, tamam. Gemi doğuda değil. En
Enterprise, burası 6 tera 14. Duyuyor musunuz? Yap şunu Aldrich. Hallediyorum. Menzil dışındayız. Çocuklar, yakıtımız bitmeden yeleklerinizi giyin ve suya iniş için beklemede kalın. Anlaşıldı mı? Lanet olsun. Anlaşıldı, tamam. Fasula. Anlaşıldı şef. Aldrich, işaret fişeklerini, sis mumlarını ve ilk yardım çantasına. El fenerlerine ihtiyacımız olacak. Fasula, yiyecekleri ve suyu al ve can kurtaran botunu hazırla. Kafanızı koruyun çocuklar. Şunu arkaya uzat. Tamamdır. Geliyor. Paraşüt alın. Paraşüt mü? İnişe hazırlanın. Çarpışmaya hazır olun. Fasula. Buradayım. Aldrich. Buradayım. Acele edin çocuklar. Hadi. Olamaz, olamaz. Buraya gelin. Lanet şey şişmiyor. Subap tıkanmış. Işığı tut. Silahlarınızı atın. Bizi aşağı çekiyorlar. Çıkaramıyorum. Benimki çıktı. Benimki de. Şimdi fark yaratır. Şu lanet şey olamaz. Çekil, çekil. Kalkmayacak kadar ağır. Peki de biz... Aldrich! Yine aşağı batarsan yeleğin havasını biraz boşalt. Dibe dal ve yukarı çık, tamam mı? Pek yüzme bilmem. Şaka yapıyorsun. Sen? Pek değil. Hayır. Tanrı aşkına. Pekala. Bu dalgalarda döndürmek zor olacak. Yeleklerimizi çıkarıp
Birbirine bağlayalım. Bir tanesini buraya bağlayalım. Diğerini karşıya atalım. Oraya geçip çekelim. İyi fikir. Yüzme bilmediğinizi saymazsak. Halatı sıkıca tutmanız gerekli. Çok sıkı. Tamam, bir deneyelim o zaman. Evet. Al. Tamam. Tamam. Pekala. Öbür tarafa geç, atacağım. Tamam. Hazır mısın? Evet. Geliyor. Aldın mı? Tamam, aldık. Pekala, sıkıca tutun. Şimdi kaldırın. 1, 2, 3. Hadi. Bastırın üstüne. Diğer tarafa geçip tırmanacağım, tamam mı? Hadi. Hadi. Konservedeki balıkların bile daha çok yeri var. Enine yatmayı deneyelim. Aldrich, ben güvertedeyken sen çoktan binmiştin. Yüzünü pek görememiştim. Harold Dixon. Gene Aldrich. Sabah iyice bakarsın şef. Eminim burada olacağım. Pastula, İtalyan mısın? Polonyalıyım efendim. Polonyalı mı? Sizinle birkaç kez uçmuştum. Aa, öyle mi? Hatırlayamıyorum. Sabah bizi alacaklardır. Değil mi şef? Ben de öyle umuyorum. Ummak mı? Evet. Bunun için prosedürlerimiz var. Sabah ihtiyar av köpeği gibi başımıza üşüşürler. Uçağın içi çok sıcaktı. Burası buz gibi. Birinci gün. Horoz öttü çocuklar. Evet, başardık. Batacak diye endişelenmiştim ama hala sağlam. Tanrı'ya şükür. Gene Aldrich. Şimdi tanıdım. Yüzün tanıdık, adını bilmiyordum. Buna sevindim. Pekala, kim taze kahve ister? Henry! Bardağı doldurma zaman. Tamam, evet. Sağ ol Henry. Henry mi? Neden Henry? Şu program, radyoda olan. Ha. Henry! Henry Aldrich. Hayır, hiç duymadım. Şef, suya ineceğimizi söylediğinde düşündüm ki vay canına. İşte buraya kadarmış. İndiremem sandın ha? Sağlam uçuştu ama. Yani o uçağı dümdüz indirdi. Evet, aynen öyle. Bak Aldrich, merak ediyorum. Gemiye neden ulaşamadığını anlayamıyorum. 35 kilometreden fazla uzaklaşmamış olmalıyız. 60 mil olsa bir şey yakalamalıydın, değil mi? Sen söyle şef, ne kadar uzaktaydık? Gözümüzü dördü açmalıyız. Değil mi?
Bu doğru. Herkes bir nokta seçsin. 360 derece görelim. Görüş mesafesi güzel. Evet, her kilometre kareyi kontrol edeceklerdir. Zaman alacaktır ama yapacaklardır, değil mi? Doğru. Bütün gün, hatta yarına sarksa bile. Evet, gün boyu sürebilir. 75 kilometre kareye bakacaklardır. Şey, belki de 150. Görüşe sahipler. Onu da uçak sayısına böl. Tanrım, bu sabah bile bulabilirler. İyi bir kahvaltı yaparız, değil mi şef? İlk önce duyacak mıyız, görecek miyiz? Şşş. Şunu görüyor musun? O bir kuş. Kanatları hareket etmiyor. Bekle. Bir şey olduğu kesin. Her neyse rotasında sabit. Bizimkilerden. Hey! Eğilin! Hey! Eğilin! Boğulmak için vaktimiz var. Sanırım bir SPD. Belli bir rotada. 260'la gidiyor, 1 kilometrede. Hey! Hasula, paraşütü al, suyun üzerine yay. Şef? Paraşüt yok. Aldrich, işaret fişekleri? Ben onları tutamadım. Pekala, bir şeyler sallayın. Hey! 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 Aşağıya bak! Hey! Hey, kör Hadi. Müsün yoksa? Güneş arkanda. Üç yönünü kontrol et. Hey! Aşağıdayız! Hey! 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 Aşağıdayız! Buradayız! Hey! Hey! Buraya bak! Hey! Hey! Buraya bak! Hadi ama! Nereye gidiyorsun? Hayır! Hayır! Hey! Hey! Buradayız! Hey! Hey! Hadi! Hadi! Hey! 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 Buradayız! O tek şansımızdı. Ne? Bizi arıyorlardı. Nasıl yani? Bizi burada bırakamazlar. Belki görmüştür, yardım için gidiyor. Neden rotasını değiştirmedi? Bu kutu araması bir sonrakinde görüş dışında olacak. Ama belki kontrol eden daha fazla uçak vardı. Ya da gemiler. Acemi Birliği'nde size ne anlatıyorlar? Biz savaştayız Aldrich. Düşman deniz kuvvetlerinin bölgesindeyiz. En iyi ihtimalle hızlıca bakarlar. Dediğin gibi bir prosedür var. Pekala. Ne paraşüt ne de işaret fişeği var. Size Gelefas'ının da gittiğini varsayıyorum. Evet, gitti. İlk yardım çantası. Her şey gitti şef. Yiyecek ve su da dahil. Tanrım. Anlayamıyorum. Süremiz varken emirleri verdim. Böylece iniş için zaman olacaktı ve yiyeceğimiz suyumuz yok. Boğulmamakla meşguldük. Su olmadan nasıl hayatta kalacağız?
Tamam. Arka tarafa geçiyorum. Dinleyin çocuklar. Bu bot Amerika donanmasına aittir ve ben de kaptanıyım. Yani emirleri ben vereceğim, siz de yapacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Aldrich. Evet, çok net. Pekala. Envanteri çıkaralım. Cepler, boşaltın. Gömleğin üstüne koyun. İki şarjör var. Cep çakım var. O cebinde kalsın. İstediğimiz son şey botta deliğin olması. Bir pense, biraz kablo, bir parça ip, yaklaşık 6 metre. Düdük de var. Aldrich. Kauçuk macunu. Onarım malzemesi var mı? Evet. Şuna bakın. Başka uçak görürsek kullanabiliriz. Keşke daha önce bulsaymışız. Ve su torbası. Aha. Bu boş. Bottakiler bunlar şef. Oturduğun yerin altında katlanmış kürek var mı? Hayır, yok. Halatı da unutmayın. Yaklaşık 8 metrelik naylon. Evet, ve 2 tane de can yeleğimiz var. Kürek yok, el feneri yok, çizelge yok, yiyecek yok, su yok. Kronometreleriniz? Hayır, yok. Hayır. Hayır. Ama ilerlemeye devam ederse en azından hızı ve mesafeyi hesaplarım. Yeni gibi görünüyor. Bu güzel. Aa, buradaymış. 30-11-37'de üretilmiş. Bu 4 yıllık. Küsuratı da var. Çocuklar, aşınmayı mümkün olduğunca azaltalım. Ayakkabılar. Pek fazla yer yok. Giyin ya da giymeyin. Sıyrık ihtimali var. Onları atalım diyorum. Derinlik 8000 metre diyorlar. Bu mümkün değil. Şef? Düşündüm de birimiz de kalmalı. Karaya ulaşırsak birinin yürümesi gerek. Mantıklı. Bakın, bu hala yanımda. Pastulay, yüzemeyen biri için onu taşımak aptalca. Kemeri çıkaramamıştım. Ama asla bilemezsin. İşe yarayabilir. Youngstown, Ohio. Sen? Sykeston, Missouri. Sykeston mı? Nerede o? Hiçbir yerde. 79 yönümüzdesiniz. 79 yönümüzden yaklaştığınızı görüyoruz. Pastula. Sürüklenme açısını tekrar ölç. Dalga boylarını bu şekilde okuyamıyorum. Tamam şef. 15 derece. Önceki seyirle aynı çıktı şef. Ne? Bu doğruysa doğuya gidiyor. Batı sanmıştım. Aldrich. Radyo farda görünmüyor. Sanırım biz ıssız bir yere uçurdun şef. Kaybolma. Tekrar et Aldrich. 79 yönümüzde seyir halindeyiz. Aldrich. Bu hayatımda duyduğum en saçma şey. Nasıl olur da hiç kentteki sandviçi yemezsin? Ben Ohio'luyum. Yani komşu eyaletten yemene izin yok mu? Yok.
İyi ki Ohio'da yaşamıyorum. Jambon ve peynir. İşte şimdi konuştun. Sivil Koruma Birliği'nde onlardan 1000 tane yapmışımdır. S'de mi? Ben de 100 arkadaşa yemek yapmıştım. Ha, 2 aşçı var ve yemek yok. Deniz kuvvetlerine nasıl katıldın? Evde beslenecek çok kişi var. Annem daha disiplinli olacağımı düşündüm. Hayal kırıklığını düşünsene. Ben de maceraya hazırdım ve kayboldum. Evet, işte sana macera. Evet, annem beni şimdi görsün. Kariyer yapıp dünyayı görmek istiyorum. Askerlik kariyerime aferin. Şu sıkıntılı zamanlarda böyle görev aşkı yoktur. Sence gece görülmemiz mümkün mü şef? Hayır diyemem. Sarı sal ve belki ay ışığı. Ama bu gece dolunay yok. Nöbet planı ayarlayalım. 4 ile 8 arası. İlk kim ister? Ben tutarım. Zaten uyuyamıyorum. Pekala. İkinci nöbeti ben alıyorum pastalı. Peki efendim. Uyandırmamı söylemiştiniz. Sanırım 4 saat oldu. Bir şey görebildin mi? Sadece okyanus. İçecek bir şeyin var mı Aldrich? İçmek mi? Ne? Şaka yapıyor olmalısın. İşte bu harika. Hiçbir şey. Ama rüzgar bayağı sabit. Henry! Doldurma vakti. Rüzgar ne zamandır var? 1 saattir sanırım. Aynı yön mü? Evet. Şef. Pastula. Neredeyiz? Hawaii'ye 3000 kilometrede. Samoa'ya 1600. Güney Amerika'ya en az 10.000. Çok fazla sıfır. Ama hareket ediyoruz. Bunun gibi düz tabanlı bir bot daha rahat yol alır. 12 knot'ta rüzgar var. Altı knot bize 2 kilometre sağlar. 12'de bize 2.5 kilometre verir. Yine de fikrini değiştirecek gibi duruyor. Yani Hawaii. Evet. Peki bu tarafı neden göstermediniz?
Tam önümüz. Batı mı? Evet doğru, rüzgarın sürüklediği yön. Phoenix adaları, Gilbert adaları, Tarawa. Yaklaşık 1000 kilometre. Tarawa mı? Orada Japon denizaltıları yok mu? Harika. Sadece denizaltı değil, Japon ordusu şu an bütün adalarda kaynıyor. Japon adasına çıkarsak ne olacak peki? Ya da bir denizaltı bulursa? Yani şu anda tam altımızda bir denizaltı olabilir. Kesinlikle bir ödül olurduk. Ama bir şansımız var. Sadece bizi güneye götürecek uygun rüzgar lazım. Samoa ile bizim aramızda adalar var. 1000 kilometre ötede. 2 knot dersek yaklaşık birkaç hafta sürer. Birkaç hafta mı? Çizelgem olsaydı daha kesin olurdum. Önce açlıktan öleceğiz. Pekala. Denizde balık çok değil mi? Oltam ve kancam olsaydı... Pekala Aldrich, işte oltan. Torbanın içinde kordon var. Ve işte. Belki şarjörleri açık yaylardan birini kanca olarak kullanabiliriz. Bu işe yarayabilir. Pekala. Evet. Şimdi ne isterdim biliyor musun? Hadi. Kızarmış balık. Güzel bol yağda kızartılmış bir sepet morina. Yanında da lahana ve patates salatası. Hepsi de peynire batırılmış. Gerçekten mi? Balık üstüne peynir mi? Bak, güzel bir dilim peynirin lezzet katamayacağı bir şey yoktur. Tamamdır. Tamam. Pekala. Bu nasıl? Hiç fena değil. Batırıcı lazım. Et parçası gibi duruyor. Evet. Tamam, sallayalım o zaman. Gözlere dikkat, işte gidiyor. Vay canına, çok hızlı oldu. Hadi bana yardım et. Tamam. Gel buraya. İşte böyle çocuklar. Hadi. Sanırım aşağıdaki şey bizden daha aç. Aman tanrım. Al. Bunu başına koy. Sen bilirsin. Hey. Ne oldu? Hiçbir şey. Bir anlığına madalya sırasında olduğumu düşündüm. Şey, donanma haçı. Güzel. Botta oturup açlıktan ölmenin pek kahramanca bir tarafı olmadığını sonradan anladım. Donanma haçı. Yeni uçağın masrafı bize patlamazsa şanslıyız. Yok artık. Kimsenin suçu değildi değil mi? Harika bir torpido bombardıman uçağı okyanusun dibinde yatıyor. Birinin suçu gibi görünüyor. Lanet olası balık gelmiyor. Hey, dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Balık falan yok. Yani yiyecek de yok. Artık sıcağa dayanamıyorum.
Gelin hadi çocuklar. Su çok güzel. Hayır olmaz, herkes sırayla. Hawaii'ye 3000 var demiştin. Çok uzaklaşma Aldrich. Bot ilerliyor biliyorsun. Artık canlı bir yemimiz var değil mi şef? Bu da başka bir sorun. Köpek balıkları mı? Saldırırlar mı bilmem. Bir şeyler duymuştum. Hey Jean! Şef köpek balıklarından endişe ediyor. Lanet olsun. Nereye gidiyorsun? Sadece birkaç kulaç daha aldırmış. Tamam. Evet. İşte oldu. Botta kalmalıyız. Kenarlara tutunursak güvende oluruz. Diğerleri de gözcülük eder. Ya tanrım. Kalbim dışarı fırlayacaktı. Hasula, sıra sende. Hayır kalsın. İşte bu yüzden en son yapmalısın. Çünkü çok fazla kızartırsan kesin yanacaktır. Eğer az kızartırsan eşit miktarda erimeyecektir. Çok güzel değil mi? Yiyebilsek daha iyi. Aslında iyi gidiyordum. Ağa beklemiyordum. Mekanik dersinden mi? Hayır, o başka derste. Hiç olmazsa B almalıydım. Ya da C almalıydım. Bu işimi görürdüm. Zaten okulda en iyi notları almakla ilgilenmiyordum. Konuyu öğrendiğim sürece yani. Ve dersi güzelce öğrenmiştim. Ama karnemi alıp da büyük parlak F'yi görünce ben de bu saçmalık da ne dedim. Kusura bakmayın. Peki sen ne yaptın? Okulu bıraktım ve bir daha da geri dönmedim. Sen de dersi güzelce hallettiğini sanıyorsun ha? Kesinlikle. Varsayıyorum ki mekanik dersinde başarılısın. Yeterince iyiyim şef. Yani derivometreyi okumakla kalmayıp söküp tekrar birleştirebiliyorsundur da. Evet. Sanırım öyle. Öyle mi? Sadece bu çok garip. Ben batıya yöneldim. Ölçümün doğuyu gösterdi. Sen ona istedin, o da sana verdi. Ben de bunu okudum. Bombacımla konuşuyorum Aldrich. Doğruladığını biliyorum. Sadece garip olduğunu söylüyorum. Peki efendim. Garip tabii. Beşinci gün. Henry! Bardağı doldur. Hastula. Bir kural yok mu? Bir avuç içip iyi olunduğunu söyleyen. Beynindeki suyu emdiğini söylerler. Neredeyse 120 saat oldu. Yudumsuz 5 gün. Neden ölmüyoruz? Kendimizi ıslatıyoruz. Fazla hareket etmiyoruz. Sarı şey dolu bir çift ayakkabı da var. Kaldığı sürece. Dümen bile yok. Ama gideceğin yeri biliyorsun. Öyle değil mi?
Biliyorum ama hesaplama. Aa! Şef. Aa! Lütfen ol. Bir kalem. Kalem mi? Kahrolası sevdiğim kalem. Görüyor musunuz? Çizelge yapabilirim. Hastula, nöbetinde doğuya 2 ila 3 nöt arasında demiştin değil mi? Aldrich, yaklaşık güneydoğuya 2 ila 3 mü? Evet, öyle. Tamam. Kaba pusulaya göre işte buradayız. Nereye gidiyoruz? Şanslıysak tam buraya. Size bahsettiğim adalar, güneybatımızda adalar zinciri var. Pasifik'teki en yakın dost topraklar. Eğer uygun rüzgar bizi oraya sürüklerse... Sürekli yön değiştirirse ne olacak efendim? Çizelge bizi ulaştırmaz. Tabii. Pruva rüzgarına karşı korunursak başka. Aldrich, hemen halatı çöz. Tamam. Pastula, o kablonun birazını alarak bir çerçeve yap. Bu şeyin suda katlanmasını önlesin. Yapabilir misin? Emin olabilirsiniz. Aldrich, ucunu bağla. Tamam. Tamam, güzel. Denizciler, bir deniz demiri. Rüzgarı kontrol edemeyebiliriz ama yanlış tarafa sürüklenmekten kaçınabiliriz. İyi işte. Şimdi bağırabilirim. Henry, frenlere bas. Suyu yakalamasına bak. Hey Tony, bak. İhtiyarın mutluluk gözyaşlarını görmezsem lanetlenirim. Bunun için çok kuruduğumuzu söylemişti. Evet, bence çok haklısın. Gerçekten mi? Gözyaşımı gördün? Pekala, freni boşaltalım. Beyler, bu kolay değil. Ama daha kötüsü olabilirdi. Rüzgar devam eder. Biraz da yağmur yağarsa. Evet. İstemekten zarar gelmez. Yüce Tanrım. Jim, bildiğin dualar sadece lehçe. Ben senin kiliseye giden biri olduğunu sanmazdım. Öyle biri olmadığım için üzgünüm Aldrich. Önemli değil. Siz beni izleyin. Yüce Tanrım. Senin için pek bir şey yapmadığımızı biliyoruz. Senden biraz yardım istiyoruz. Bu sınavda. Seni memnun ederse. Ve Tanrım... Gemimizdeki bütün askerleri koru. Ve denizdeki tüm gemileri. Bu da dahil.
Tony. Yüce Tanrım. Ben diğerlerinin dediklerine katılıyorum. Ama en çok yağmura ihtiyacımız var. Lütfen. Yağmur Yüce Tanrım. Lütfen yağmur. Lütfen. Amen. Hadi ama. Hadi ama. Tanrım, ona biraz zaman ver. Önce hazırlamalı. Ya da belki artık yağmur yağmayacak. Artık yağmur yağmayacak, yağmayacak. Artık yağmur, artık yağmayacak. Yağmur yağmayacak. Şu ihtiyarlar nereden bilecek? Artık yağmur yağmayacak. Yaşlı Ned amca borunun yanında uzanıyor. O borunun yanında öldü. Tüm komşular kalktı ve dedi ki bu bir intihar olmalı. Bu güzel. Ne şef? Sende bir şey var mı? Artık yağmur yağmayacak, yağmayacak. Artık yağmur yağmayacak. Dil bilgisi güzel ama çok sıkıcı. O yüzden eskisi gibi söyle. Büyük son. Artık yağmur yağmayacak. Artık yağmur yağmayacak. Şarkımız bitti ama eğlenceliydi. Artık yağmur yağmayacak. Bakın. Bakın. Silah bakın. Başına çocuklar. Yaşımız var. Çanta bende. İşte geliyor. Evet, içebildiğiniz kadar için. Çabuk olun. Evet. Çabuk. Teşekkür ederiz sana. İçin. İçin. İşte. İşte bu. Evet. Evet. Tanrım suyu çok seviyorum. İçin. Hepsini toplayın. Hepsini. Çatlayana kadar için. İçin. Hadi. Hadi giysilerden, giysilerden. İşte. Evet. Hadi. Hadi için, toplayın. İçin. Hadi. Toplayın. Hadi açın. Hadi. Görünüşe göre duan işe yaradı Adriç. İlk Baptistler Kilisesi'ndeki pazar okuluna teşekkür etmen gerekecek şef. Hadi aptal balıklar, daha önce hiç Misina görmediniz mi? Bir hafta ve hiçbir şey. Tanrım Aldriç, gördüğüm en sabırlı balıkçı sensin. Yaşadığım yerde yakalamazsan yiyemezsin.
Sadece yöntemimiz yanlış, hepsi bu. Sana dediğim gibi bıçak cebinde kalsın. Botla delik açarsın. Bir şey yemezsek sonumuz aynı olacak şef. Aldrich, kaldır o bıçağı, bu bir emirdir. Eğer yakalamazsan yiyemezsin. Aldrich. Bir tanesini vurdum. Kes şunu. Bota isabet etti. Bota isabet etti. Tanrım, salak herif. Hayır, yapma. Macunu getiriyorum. Değil, şef, lanet olsun. Bastula. 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 Kuyruğunu tut. Tut şunu. Hadi. Sakın bırakma. Tamam. Sakın. Tamam. Tamam, işini bitirdim. Evet. İşte bu. İşini bitirdim. Tamamdır. Tamam, işte tamam. Böyle. Evet. İşte bu kadar. Aferin Pastula. İşte böyle Tony. Gökten düştü. Köpek balığı gökten düştü. Aa, tanrım. Görünüşe göre yemeğini yeni yemiş. Birkaç günlük yemimiz oldu. Sanırım fazladan öğünümüz de var. Tuz koruyacaktır. Adalara ne kadar kaldı şef? Çizelgeye göre yaklaşık 600 kilometre. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Bu tam bize göre. Ve eğer yönünü değiştirirse freni atarız. Yanlış yola sapmak yok. Eve gidiyoruz. Ve karım buna kederlenecek. Lanet olsun, sadece deniz kuvvetleriyle evli sanıyordu. İkiniz de bekar mısınız? Evet. Ama Youngstown'da bir kız arkadaşım var. Ayrı. Benim yok ama bir gün olsun isterim. Bak, kız kardeşim var. İyi anlaşırsınız. Ciddi misin? Nasıl biri? Bilmiyorum. İnsanlar bana benzediğini söylüyorum. Bu çok iyi bir tanıtım değil Pastula. O bana benzemiyor. Bilirsin. Anlaşması kolay biri. Ve benden daha güzel. Bana onu tarif et. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Şey, yaklaşık 1.55. Onun uzun kahverengi saçları ve yeşil gözleri var. Bu biraz tuhaf Jean. Devam et. Mutfakta çok yeteneklidir. Kitap okumayı sever. Bir de güzel kıyafetler giyer. Kıyafet mi giyer? Ben de öyle umuyordum. Benim kitabımda kıyafet gerekli değildir. Hey, bahsettiğim benim kardeşim. Ve bunu atlatırsak bana ayarlayacağın için teşekkür ederim. Hoş birine benziyor. Evet. Misafirlerimiz var. Sudaki kan çekmiş olmalı. Uzaktan kokusunu alırlar. Ne yapacağız? Öncelikle yüzme işini iptal edelim derim.
Ne oldu? Isırıldım. Ateşli kız! Ateşli kız! Bir bakayım, bir bakayım. Aa tanrım. En az 3 diş izi var. Bir tırnak kopmuş. Aa cin. Al Jeff. İşte. Elle balık tutulduğunu duymuştum ama bu saçmalık. Kötü mü? Sabah daha iyi görürüz. Üstüne bastırmaya devam tamam. et. Bize ne diyorlar şef? Ne? Savaşta kaybolmuş mu yoksa... Ne? Denizde kaybolmuş. Bu şekilde iletirlerdi. Denizde kaybolmuş. Uçağa veya personele dair iz bulunamadı. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun Tanrım. Şuradaki parlak yıldızı görüyor musun? Şu mu? Evet. Tamam, şimdi onun sağ tarafına doğru dümdüz git. Tamam. İşte o yıldız. Beşinci gün. Tony, silahı bana ver. Ne? Bana ver.
Jean, ben şey... Yemek istiyor musun? Vurdum onu! Vurdum onu! Harika atış! Vurdum onu! Hey şef! Şef! Hadi şef! İşte böyle! Evet harika! İyi işti şef! Ah lanet olsun! Acele et! Hadi! Hadi acele et! Hadi! Hadi şef! Acele et! Olamaz. Sürgün sıkışmış. Ne? Hayır. Hadi, hadi. Çabuk, çabuk. Çek, çek. Hadi, hadi. Hadi şey. Hadi. 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 Hadi, hadi gel. Hadi. 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 Şunun büyüklüğüne bakın. Fena değil. Peynir iyi olurdu. Ne? Peynirle iyi giderdi diyorum. Tadı tavuk gibi. Çiğ tavuk. Kuş görmek karaya yakınsın demek sanıyordum. Bu sayılmaz. Onlar binlerce kilometre uçar. Albatros vurduğuna hala inanamıyorum. Neden? Boş ver. Tony gel ye şunu. Seni suçlamıyorum. Yapabilsem ben de giderdim. Pastula, sürüklenme açısını tekrar ölç. Dalga boylarını böyle okuyamıyorum. Pastula. Aldridge, pastulayı kaybettin. Hiçbir yerdeyiz şef. Kayboldu. Aldridge! Enterprise, burası 6 Tera 12. Hayır, değiştiriyorum. 6 Tera 14 geliş yönü talep ediyor. Enterprise? Enterprise. Enterprise, yardım et! Yirminci gün. Nöbet tutan yok. Herkes görev başına.
Emir vermiştim. 24 saat boyunca nöbet tutulacak. Ama görev başında uyuyorsunuz. Ne fark eder ki? Eğer rüzgar değişir ve demir atamazsak geri gideriz Aldrich. Hiç rüzgar hissetmiyorum şef. Çünkü hiç rüzgar yok. İki gündür durgun. Kapa çeneni! Kes şu sesini! Nöbet tutulacak dediysem tutulur. Evet efendim. Nasıl isterseniz. Ben tutarım. Hayır, tutmayacaksın. Lanet, nöbeti bu kadar istiyorsan neden bütün gün etrafa boş boş bakmıyorsun? Payıma düşeni yapıyorum. Fazlasını. Bu da ne demek şimdi? Sence bu gemiyi kim yönlendiriyor? Sen mi? O zaman bahsettiğin şu adalar nerede? Evet. Yakında olmalılar değil mi? Dokunma ona. Siz çocuklar harita okumayı bırak, yüzme bile bilmiyorsunuz. Sana bir şey soracağım. O çizelgeyi neye dayanarak oluşturdun? Ben hazırlık odasında her gün bölge haritasını inceledim. Aklımda kabataslak bir resmi var. %10 yanılma payıyla. Sonrası ise basit bir konum tahmini. Kabataslak resim. Konum tahmini başlangıç noktasını bildiğinde işe yarar değil mi? Yani düşündüğüm bu rota düştüğümüzü sandığın yere dayanıyor. Her günkü ilerlememizin ardından yaptığın tahminlere dayalı. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, biz buraya düştük çünkü nereden başladığımızı bile bilmiyordun. Dur bakalım. Bu yüzden gemiyi bulamadık. Bu yüzden telsizle iletişime geçemedim. Bizi uzaklara sürükledin ve menzil dışına çıktın. Ben onu göz önünde tutmaya çalıştım. O dediğin aletlerle ve gerçek bir haritayla olur. Ve burada günleri pusulamız bile olmadan geçirdik. Ve ilk birkaç gün rotamızı zor koruduk. Sen de bu kadar şeyin içinde bizi küçücük adalara çıkaracaksın. Ben... Hepsi bir tahmin. Değil mi şef? Şimdi dinleyin. Evet, evet. Evet, ben hafızama güveniyorum. Birkaç tahmin yapmış olabilirim ama denediğim tam bu adaların ortasına varmak. Yani hata payımız olsa bile... Denemekle neyi kastediyorsunuz? Ne zaman görmeyi bekliyordun? Ben... Üç ya da dört gün önce. Şimdiye dek etrafımızda adalar olmalıydı. Onları ıskaladık. Onları kaçırdık. Adalar böyledir Tony, bilmiyor muydun? Onları görüp geçersin. Tek şansın vardır. Hawaii'yi kaçırırsan sonraki durak Tokyo'dur. Şimdi beni dinleyin. Kaba kompas hesabı, evet. Çünkü kabaca biz burada öldük. Sen devralmak ister misin? Çok bilmiş. Baylar, lütfen. Bu umurumda bile değil. Ve sen bay kendini beğenmiş. Biz ayakkabılarımızı atarken seni atmadın. Telsiz konusunda da hep üstüme geldin. Bir şey kaçırmışım gibi. Aldrich telsize ne yaptı acaba? Tony'nin sürüklenme açısına laf etti. Çünkü iki noktada da aynı şeyi söylemişti. Peki sen orada ne yapıyordun ha? Yani koskoca dünyada en büyük su kütlesinde kaybolmamıza yol açmanın dışında. Şef, izini kaybettim, tamam. Yaklaştık mı şef? Belki telsizi bozulmuştur. Onu uyarayım. Şef, bizi duyabiliyor musun? Tamam. Açık ve net çocuklar. Sadece rüzgarın esmek istediği yönü söylemesini bekliyorum. Sanırım uyuyakaldım. Orası çok sıcaktı. Bu... Birkaç dakikadan daha fazla olamaz ama yani... Yani dönüşü kaçırdık. Ve geldiğimiz zaman da... Artık çok geçti. Bizi ben kaybettim.
Ve bunu nasıl düzeltirim bilmiyorum. Hem de hiç. Yapamam. Ben bir pilotum. Uçağını ve mürettebatını kaybeden. Ve kendini de. Çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm beyler. Özür dilerim. Bu harita bir şey değil. Ama bizi eve götürebilecek tek şey. Görünüşe göre rüzgarı sadece kendimiz yaratabiliriz dostlarım. Sanırım öyle. İşte yapmamız gereken tam da bu. Ayakkabılarım nerede? İşte başladık. Hayır, hayır. Bıçağını ver. Lütfen bıçağını ver. Beyler, kendi rüzgarımızı yaratalım. Bakın ne diyeceğim. Karayı ilk kim görürse yemeği kapar. Ne istiyorsa, nerede istiyorsa diğer ikisi ısmarlayacak. Anlaştık. Çekin. 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 Birkaç dakika sonra bunu komik bulmayacaksın. Çekin. Çekin. Konuş bakalım. Çekin. Hadi kes şunu. Otuzuncu gün. Henry. Barda. Doldur. Pekala, işe dönelim. Jean. Sigortadan anlayanınız var mı? Sigorta mı? Hayat sigortası. Anneme gidecek olan $5,000'lık poliçem vardı.
Parayı alabilmiş midir acaba? Bir aydan sonra eminim almıştır. Acaba Irene şu anda nasıldır? Güzel bir kıza benziyor. Şimdi bir doktorun yanında çalışıyor. Bunu söylemiştin. Eskiden ona şiirler yazardım. O şiirlerden bir tanesini duymak isteriz. Bu doğru. Bize şiir oku. Tony? Canlı görünün çocuklar. Birazdan içeceğimiz olabilir. Bu seferki garip. Earhart. O kadın pilotu biliyor musunuz? Amelia Earhart. Bu civarlarda düşünüşü değil mi? İşte geliyor. Bu soğuktu. Başka bir sağanak mı? Bu hoşuma gitmedi. Bulutlar zıt yönde hareket ediyorlar. Bu da ne? Hazır olun, suyu hızlıca dışarı atacağız. Pasifik'te kasırga oluyor mu? Olumlu. Peki kasırga mevsimi ne zaman? Neden bu soruları soruyorum ki? Al şunu. Neden? Yüzemiyordun, unuttun mu? Şu an ne isterdim biliyor musunuz? Eğilin. Şef! Şef! Nerede o? Nerede o? Şef! Şef! Geliyoruz şef! Hadi! 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 Hadi, hadi. Hadi şef. Tuttum seni. Ha, tamam tuttum. Tuttum. Botla birlikte kalın. Tony nerede? Onu kaybettim. Etrafında dolaş. Onu görmeye çalış. Tony! 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 Tony!
Kurt sağ Meryem. Lütufla dolu olan. Tony! Tanrı seninledir. Tony! Ey Kudüslü kız. Sevin. Tony! Tanrı senin Tony! İçindedir. Tony iyi misin? Şef. Şef. Aferin evlat. Pekala. Bunu çevirmeliyiz. İşaretimle birlikte. Kaldırıp rüzgara yakalatacağız. Sıkıca tutunun. Tamam. Evet. Bir, iki, üç. Kaldırın. Sen öbür tarafa geç. Ben aşağıda tutarım. Siz atlayın. Tamam. Bir hadi. Evet. Hadi. Tutunun. Hadi. Tutunun. Tamam, dikkat. Haydi bakalım. Üç adam bir teknede. Sence bu adamlar kim? Kasap, fırıncı ve şamdan yapıcı. Ve anlaşıldı ki üçü de dolandırıcı. Bu şimdi aklıma nereden geldi ki? Bot batacak. Değil mi? Evet. Bizden geriye bir şey kalmayacak. Evet. Bunca zaman hayatta kaldığımızı kimse bilmeyecek. Evet. Birimizin öldüğünü düşünelim. Diğerleri ne yapacak? Cin yemeklerden bahseden sensin, ne dersin? Karaciğer olur. Ulaşabilirsen kalp de olur. Penseyi ve çakını da kaybettik. Böbrekler kolay olur. Evet, kişi başı bir tane. Bence başka bir şey konuşmalıyız. Deniyorum ama her şey çok uzak. Bir şey hatırla işte. Benim eşim. Hoş sarı bir elbisesi vardı. Sigarayla onda bir delik açmıştı. O da küçük bez parçasıyla deliği dikmişti. Elbiseyi ve bezi zihnimde canlandırabiliyorum ama yüzünü göremiyorum. Tony. Sanırım ben kardeşine aşık oldum Tony. Harika bir çift olacaksınız. Bilmenizi istiyorum çocuklar. Eğer kurtulursak sizi onurlandırılmanız için önereceğim. Tabii askeri mahkemeden sonra beni dinlerlerse. Askeri mahkeme mi? Fasula, şefin askeri mahkemede yargılanması için bir sebep görüyor musun? Aklıma bir şey gelmiyor Aldrich. Benim de. Böyle bittiği için üzgünüm. İnsan kendi kaderini çizer. Ama hükmü Tanrı verir.
Pekala. Bu kadar saçmalık yeter. Bana göre kaderimizi Tanrı belirliyorsa bu başarmamızı istediği içindir. Değil mi? Ne olursa olsun vazgeçmek için fazla yol aldık artık. Zavallı Tony. Tony. Müziği duyuyorum. Ne tür bir müzik, Tony? Sen de duyabiliyor musun? Ben güzel bir mısır tarlası görüyorum. Donanmamızı dün iki kez gördüm. netdepo.org Bilmiyorum. Yeşil bir şey var. Baksana şef. Ne? Gene Aldrich, kendine akşam yemeği kazandın. Kara göründü, kara göründü. Kara göründü, kara. Kara göründü. Kara göründü. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Çekin çocuklar, çekin. Çekin. Durun, durun. Durun. Aynı zamanda yapmalıyız. Ya Japonlar varsa? Başka şansımız var mı? Tutunun çocuklar. Bizi ters döndürebilir. Hazır olun. Dixon, Tony Pastula ve Gene Aldridge 20 Şubat 1942'de Puka Puka Adası'na ayak bastı. Pasifik'te 34 gün geçirdiler. Botla 1500 kilometreden fazla yol kat ettiler. Dixon, mürettebatının güvenliğini sağladığı için donanma haçıyla ödüllendirildi. Bir daha muharebe görevine çıkmadı. Tony'nin çektiği acılar onu denizcilik kariyeri düşüncesinden alıkoydu. 1986'da ölümü üzerine külleri denize saçıldı. Gene savaşta telsiz operatörü olarak görev yaptı. 1946 yılında Tony'nin kardeşi Francis ile evlendi.
was dark and dreary, and the air was full of sleet. Well, the old man stood out in the storm, and his shoes were full of feet. Oh, it ain't gonna rain no more, no more. It ain't gonna rain no more. But how in the world can the old folks tell? It ain't gonna rain no more. Well, a butterfly flits on wings of gold, the June bug wings of flame. The bedbug has no wings at all, but he gets there just the same. Oh, it ain't gonna rain no more, no, no more, no, no, no more, no, 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 no more. How in the world can the old folks tell? It ain't gonna rain no more. Oh, mosquito, he fly high. Old mosquito, he fly low. If old Mr. Cedar light on me, he ain't gonna fly no more. Oh, it ain't gonna rain no more, no more. How in the world can the old folks tell? Ain't gonna rain no more. Well, a bullfrog sitting on a lily pad, looking up at the sky. Oh, the lily pad broke and the frog fell in, got water all in his eyes. Oh, it ain't gonna rain no more, no more. How in the world can the old folks tell? Ain't gonna rain no more. Well, here's a verse about a man and a trombone. Well, the words to it are for you. He blew, he blew, he blew, he blew. He blew, he blew, he blew. Oh, it ain't gonna rain no more, no more. Oh, 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 oh. How in the world can the old folks tell? Ain't gonna rain no more. Well, a man lay down by a sewer. And by the sewer he died, and at the coroner's request, they called it suicide. Oh, it ain't gonna rain no more, no more. Oh, Lord, ain't gonna rain no more. How in the world can the old folks tell? Ain't gonna rain no more. A little black and white animal out in the woods, I says, ain't that little cat pretty? Mm-hmm. I went right over to pick it up, but it wasn't that kind of a kitty. Oh, it ain't gonna rain no more, no more. It ain't gonna rain no more. But how in the world?